İslam'a havale ettik. İslam kötüdür. Yanlış, bizden böyle yapalım. İslam kötü değil. Biz İslam'ı doğru temsil edemedik, yaşayamadık. Allah'ın rızasının olduğu noktalarda birbirimize kefaret noktasında sıkıntılarımız var. Birbirine kefil bir olduk. Şu an ama kefil olur musun diyor. Seninle bir iş yok ya. Sadece kefil olacak. Belki bir kiracı, deve gelecek, oturacak falan. Ya yok adamım, muzdarip. Ya bir ailesi sokakta kalmış falan. Müslümanlarda acıma, merhamet, bu hisler, bu duygular, kefalet. Bunların hepsi törpülenmiş. İşte Kur'an bunları tamir eden, güncel tutan, sıcak tutan, hayatımızı bu şekilde dizayn edip bunları tamir ettikten sonra sosyal adaleti tesis eden Allah'ın kanunlarının olduğu bir kitaptır. Allah'ın kanunlarının olduğu bir kitaptır. Biz kalkar Allah'ın kanunlarının olduğu kitabı mezarlıklara mahpus edersek, kütüphanelerimizi toz raflara mahpus edersek, hayatımıza uygulamazsak, okulumuza, işlerimize, sokağımıza, neresi varsa hayatımıza, oralara getirip de onlardan ölçü almazsak, onlardan ne bileyim bakıp kopya çekmezsek, ondan sonra hataya düştük, sıkıntıya girdik, bir eksiklik oldu, bir yoksanlık oldu. İslam'dan dolayı oldu. Deme hakkınız yok. Bizden dolayı oldu. İslam mükemmel bir dindir. İslam nedir biliyor musunuz? Hepiniz telefon kullanıyorsunuz. Özellikle gençler, İslam nedir biliyor musunuz? Bir program düşünün. Bir programın güncellenen versiyonları vardır. Güncelleme gelir. Yazılım gelir, ikide bir. Üç ay sonra bir yazılım daha geldi, yeni özellikler eklendi. Beş ay sonra bir yazılım daha geldi, yeni özellikler eklendi vesaire. İslam nedir biliyor musunuz? Rahman'dan ve Allah'tan gelen dinlerin en son güncel versiyonudur. Yani Yahudiliğin orijinal haline söylüyorum. Musa Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın, Hristiyanlığın üstesinde daha sonrasında gelen en son yazılım güncellenmiş bir program, bir kitap programı. Yani sen bu programı hiç kurcalamazsan, açmazsan, bakmazsan olmaz. Öyle Apple Store'da var program, işime yaradı bir indirdim değil. Telefona program indirdiğin zaman o zaman sana faydası var. Var orada duruyor. Hoca gelsin okusun, hoca anlatsın değil. Allah-u Teala bu Kur'an-ı Kerim'i sadece hocalara değil, hepimize nüzul etmiş, hepimizi ilgilendiren, hepimizin alakadar olmamız gereken, hepimizin anlaması, idrak etmesi, hayatımıza uygulamamız gereken bir kitap. Hocam okuyorum, anlayamıyorum. Anlayabildiğin yerden başla. Daha ne okudun? Daha ne okudun? Hocam meal okudun mu? Şöyle diyorlar, böyle diyor. Ya bırak bu işte ya. Bırak bu işte. Roman okumaktan iyidir. Roman okuyorsun meal okumazsan. Gazete okuyacaksın. Köşe yazan okuyacaksın. Az bir meal oku. Benim şu kadar eksiği var 90. Ya arkadaş, sizi bunlardan uzaklaştırmak isteyenlere itibar etmeyin. Sen şu anda Kur'an'ın %100'ünün haberin yok. Ne yazıyor bu kitapta? Ben sana desem şu Kur'an'dan bana 3-5 tane ayet söylüyorum. Bilmiyorum. Hüküm söyle Allah'ım. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Bunlar işte bir tane bir şey bilmiyorsun. %100'üne vakıf değilsin. Hadi %99'una vakıf değilsin. Hiç olmasa bir namin olursan, ya %30'una, %40'ına, %50'sine vakıf olursun. Tamam bari. Allah sana bir mesaj göndermiş. Allah bana bir mektup göndermiş ya, hiç mi merak etmiyoruz? Babından biz bu kurallara döneceğiz. Döndükten sonra hayatımıza tatbik edeceğiz. Bu Kur'an'da iman esasları anlatılıyor. Diyor ki, dünya fanidir. Baki olan bir alem vardır, ahiret alemi. Ahiret aleminde yine sizi ben halfedeceğim, ben yaratacağım, huzuruma çıkartacağım diyor. Sizi yaratan benim diyor Allah-u Teala. Sosyolojik bir şekilde, gençlerin anlayacağı şekilde anlatıyorum. İlmi şekilde anlatmak artık gençleri mutmain etmiyor, tatmin etmiyor. Yaşlı cemaatler artık şunu istiyor. Haydi bakalım, hep beraber aşk ile eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü dediğimiz zaman amcalarımız çok hoşuna gidiyor, mutmain oluyor, gördü de mutmain. Doğru, yanlış da yok. Eyvallah, amenna. Tamam. Ama genci buraya çekemiyorsun. Genci bu kanalda alamıyorsun. Gence izah etmen lazım, anlatman lazım. Neden? Çünkü gençlik ateistlerin elinde, ateistlerin tuzağında. Ona diyeceksin ki, bak genç kardeşim, gel buraya. Dünyayı ben yarattım iddiasında bulunan başka birisi var mı? Sizi yarın huzur mahşerinde ben kaldıracağım, yaptığınız yerlerden, kabirlerden diyen bir tane deli çıkmış mı bugüne kadar? Ya deli de olsa razıyım, var mı iddia sahibi? Yok. Bir tane iddia sahibi var, yok ki. Allah-u Teala diyor ki, sizi yarın huzur-u mahşerde ben dirilteceğim. Bir tane iddia sahibi var. Başka da çıkar yok, başka da bir kapı yok. Yani şüpheye düşme ihtimalinde yok. Seni ben yarattım diyor, iddia sahibi tek. Sizi ben yarattım diyor Allah-u Teala. Alternatifin yok, neyin şüphesindesin genç? Delikanlı, neyin şüphesindesin? Sana kalkıp da bir Marksist kafa veya Leninist bir kafa kalkıp da seni ben yarattım dedi mi? Firavun sizi ben yarattım diyebildi mi? Diyemedi.
hakkınızı ben veriyorum dedi. Sadece rızık bölümünde iddia sahibi olan dedi. Yarattım. Dağları ben yarattım diyemedim. Dünyayı ben yarattım diyemedim. Seni ben yarattım diyemedim. Yarın huzur mahşerde sizi ben yaratacağım. Ve ahiret var, hesap vereceksiniz. Mahşer var, cennet var, mizan var, terazi var, cehennem var. İlkelerini bize anlatan Allah-u Teala. İddia sahibi de yaratan da o, el mahkum. Allah'a karşı. Bak bunun dünyada şu örnekleri var. Vakit herhalde doldu. Ezan okunca göre bitireceğiz. Mesela anne karnında ahiret alemin Allah-u Teala bize yaşatmış, biliyor musunuz? Yaşatmış. Örneğini hepimiz yaşadık, hepimiz. Bazı o ahiret alemiyle alakalı şüpheleri olan gençler var. Ya yoksa ahiret diye bir şey diyor. Ya yoksa ölünce yok olup gideceğiz diyor. Ölünce diyor hocam diyor, ben diyor karanlık düşünüyorum diyor, kap karanlık. Yani ne olacağını bilemiyorum, kafama yatmıyor diyor filan. Ya sen anne karnında değil miydin, kap karanlık dediğin o karnındaydın. Anne karnındaki bir çocuğa desin ki seni dünyaya çıkartacağız. Ölme armut var, rengarenk yiyeceksin. Öyle anne karnından, bordondan ne olduğu görürsün. Bugün versem yiyemeyeceğim, gıda yemeyeceksin. Daha güzel yiyeceksin. Nefes alacaksın, nefes. Gökyüzü masmavi, rengarenk, simsiyah değil. Öyle havasız bir yer değil. Desene anne karnındaki bir çocuğa. İnanır mıydın? Ne dedi sana biliyor musun? Ne biliyorsun sen? Dünyaya gittin geldin de mi konuşuyorsun? Hatırladınız mı bu sözü? Şimdi ahiret anlatıyorsun adamı. Hocam gitsene ki. Ne biliyorsun hocam diyor. Gittin geldin de mi konuşuyorsun? Ahirete gidip gelen mi var? Anne karnına geri giden var mı? Anne karnından geldi. Orada bir hayat var mıydı? Var değil mi? Bir hayat vardı orada. Anne karnında sana deselerdi ki dünya hayatı var. Böyle böyle bir hayat. Hadi oraya gidelim veya gidelim. Onu kabul etmekte zorlanıyordu insanlar. Ama ne zaman ki iş başa geldi, doğum sancısı başa geldi. O sancılarla beraber dünyaya doğarken bugün de dünyadan ahirete gidelim. Sancısına benzedim. Sekevat anına benzedim bunu. O zaman aklım başa geldi. Eyvah, söylenenler doğruymuş ya. Dünya denen bir yer varmış. Ne olacak? Gidiyorsun abi yani. Şansın yok, geri dönüş yok, gideceksin diyor. Anlamış olmak, son anda anlamış olmak bir şey değiştirmiyor işte onun için. Çünkü doğum hadisesi başlamıştır. Bitti. Eğer senin de ölüm hadisen başladıysa tevben kabul değil. Gördün mü? Onun için sekerat halinde bir tevben kabul değil. Çünkü anlamadın, anlattılar sana. Bak Kur'an anlattı sana. Resulullah hayatında hayatını heder etti ya bizim için. Resulullah hayatını nedir etti? 3 sene muhasara altında yaşamadı mı ya? 3 sene. Anını kaybetti, amcasını, kıymetlisini kaybetti ya. Himaye eden himaye, yani dayısını, yani İçişleri Bakanlığı kaybetti. Öyle düşün. Bugün anladın, anladın, anlaşılacak olan dili söylüyor. İçişleri Bakanı amcasıydı, onu kaybetti. Düşün. Erken sahipsiz kaldı. Bir din ortaya koymaya çalışıyor, 40 kişinin bir az kitlesi var zaten. Yeseler doymayacaklar, suikastı yapmaya çalışıyorlar. En büyük hamisin amcasını kaybetti. Ne için bunları yaptı? Ne için bu zahmetlere katlandı? Bizler için, ümmeti için. Ümmeti bugün onun sünnetini uygulamaktan imtina ediyor, utanıyor. Avrupa'yı sünnetleri yaşamaktan şeref duyuyor. Bunun bir bedeli olacak. Rabbim bedel ödeyenlerden eylemesin bizler için. Aklımızı başımıza devşirmeyi, bize mübarek, mükemmel gönderilmiş olan şu Kur'an-ı Mubin'i sahip olmayı, anlamayı, anlamak için gayret sarf etmeyi, safiyi okumak değil, anlamak için biraz gayret sarf etmeyi. Kur'an merkezli, Kur'an dayanaklı biraz dil öğrenmeyi Rabbim nasip. Hikaye merkezli değil, yeter artık. Yeter hikayeler, kısalar, hikayeler, o uçtu, bu kaçtı, bu kaldı, bu gitti. Bunları dinleye dinleye, dinleye, ondan din bu diyor adam. Evet o, anlatılan o da onun için. Anlatılan İslam'a alakası yok mu onun için? İyi de sen böyle anlattın diye bunun lekesini Kur'an'a, İslam'a, Muhammed Mustafa'ya veremezsin bu suçu. Öyle değil. Rabbim akıbetimizi ve ahiretimizi hayırlesin inşallah. Mesela Fatiha suresi diye her namazda okuduğumuz bir sure var. Biz onun tefsirini yapacaktık. Bak konu nereden nerelere gitti. Evinize gittiğiniz zaman hepinizin bildiği namazda okuyorsunuz. Birinci rekat okuyorsunuz, iki okuyorsunuz, üç okuyorsunuz, dört bir... Ya arkadaş, niye okuyoruz bu Fatiha'yı bu kadar ya? Farzı oku, sünnet oku, Fatiha, Fatiha. Ya niye okuyoruz, niye, niye? Bir açalım bakalım ne yazıyor bunun içinde? Fatiha'da ne yazıyor? Anlamını bir gün merak edelim, kendimiz öğrenip bakalım. Mealinde ne yazıyor? Bak ne demek istediğimi anlarsın. Bir deklarasyondur, Allah'a verilen bir sözdür. Fatiha'nın anlamını bilerek kılan, namaz kılan birisi o kapıdan dışarı çıktığı zaman o sohbetin ortalarında verilmiş olduğu bir uzay ve ifadenin o hassasiyetlere uymak zorunda hisseder ki bu. Ve koyacaktır. Bir tanesini terk edemez şimdi.
Evet. Hakkınızı helal ediniz inşallah. Tekrar söyleyeyim, cemaat sonradan geldiği için. Dışarıdaki cenazemiz Ömer Eruz, benim kayınpederimdir. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Rabbim mekanını, makamını cennet eylesin inşallah. Sizlerin de ölmüşleriniz, geçmişlerinizde ölmüşleriniz vardır. Yakınlarımız, canlarımız, cevvalileriniz, ahirete irtihal ettiğimiz ebedi aleme, doğduğumuz ruhlarımızın yaratıldığı aleme, ona memleket diyor. Memleketlerimize uğramış olduğumuz bütün ölmüşlerimize Rabbim rahmet eylesin, makamlarını âli eylesin, makamlarını cennet eylesin inşallah. Günahlarını af ve mağfiret eylesin inşallah. Sadece ölmüşlerimize değil, bizlere de Rabbim rahmet eylesin inşallah. Lillahi teala.